Merhaba arkadaşlarım, benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de size benimle birlikte örün diye çok güzel bir hırka modeli ile geldim. Yine 0-1 yaş arası. Ben 0-1 yaş bebekler için örgülerimi örüyorum. Yine 0-1 yaş arası, çok kolay ve güzel bir şekilde öreceğiniz bir model ile geldim. Şöyle, bakın önden üç tane düğme diktim boydan boya da düğme dikebilirsiniz bakın baştan aşağı düğme yerlerini de hazırladım şöyle kapşonlu süper bir hırkamız oldu kapşonumda bakın şöyle bir detayım var sivri durmuyor tam kafasının şeklini alacak bir biçimde beremizi hazırladım üzerindeki bakın şöyle kapşonunu kollarımız geriye doğru katlamalı yani isterseniz boyunu kısa tutup katlamadan da yapabilirsiniz Şöyle bakın. Şahane bir yumuşaklık elde ettim. Ee, bu ipim benim ihraç fazlası iplerin içinden aldığım simli bir ipti. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Bakın arkadaşlarım bu da kırmızı renkte olanı. Şöyle şuralarına da nazar boncuğu taktım. Bakın yine aynı şekilde beresi. Şimdi bu hırkan bakın aynı sayılarda olduğu halde bir tık bundan küçük duruyor. Neden biliyor musunuz? Tığımı bunda Ince tuttum. Ince bir tığ ile ördüm. Üç buçuk numara ile örünce örgü biraz sıkıştı. Yani istediğim verimi alamadım. O yüzden tığımızı kalın tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Bak. Ya dört milim tığ ile örün, ya da dört buçuk milim tığ ile örün. Yani elinizde bunlardan biri varsa örebilirsiniz. Ya dört buçuk ya da dört milimlik bir tığ. İpim de yine ihraç fazlası iplerin içinden aldım koton karışımlı bir ip bakın çok güzel yumuşak bir ip şimdi bu öreceğimiz ip ee, ipimizin kalınlığı bakın Nako Elite Baby ile örebilirsiniz Nako Elite Baby kalınlığındaki bütün iplerle aynı bu şekilde bu örgüyü çıkartabilirsiniz şöyle bakın ipimi göstereyim 3 tane ip lazım bu şekilde bize 3 tane ip lazım ee, benim iplerim bu ipim 270 metrelik bir ip ve 3 tane ip hazırladım ve öreceğim düğmelerinizi alırsınız ee, şöyle nazar boncuğu taktım buraya ben bağcıkların uçlarına şöyle şu şekilde ahşap boncuk detayı kullandım hani istemezseniz bunları kullanmayabilirsiniz benim çok fazla kullandığım bir detay değildi bu ama bu hırkada neyse bir yakıştı böyle güzel oldu arkadaşlarım o zaman ne yapalım hadi birlikte örmeye başlayalım abone değilseniz de abone olarak yine benimle birlikte örmeye başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlarım önce ipimizle tığımızı buluşturalım. Şöyle. Ben dört buçuk numara ile devam edeceğim. 63 tane zincir çekelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 63 tane zincirimi çektim. 3 tane zincir fazla çektim. Sonunda o fazla gelen yeri keseriz arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4. den bakın başladım trabzanlarımı yapmaya. Bu baştaki zinciri de sayarak buraya 10 tane trabzan yapacağız. 2 kere de çekerek. Bu model sıkı örülürse aynı şekilde görünmez. O yüzden mümkün olduğunca elinizi bol tutacak tığı tercih edin. Bu iki tığ dışında örerseniz aynı şekilde örgünüz durmayacaktır ve batmaya da zorlanacaksınız. Şimdi buraya 10 tane trabzan yaptım. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2 tane zincir çektim. Ve yine 10 tane trabzan yapacağım. Birinciyi son battığım trabzanımla aynı yere batırarak başladım. Ve yine 10 tane trabzan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın. 10 tane daha trabzanımı yaptım. Bu birinci yaptığımız ön, ikinci yaptığımız gol Ve yine iki zincir çektim. <laughs> Son battığım yere batarak başlayacağım 20 tane trabzan yapmaya. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19 ve 20. Şöyle, bakın 20 tane de arka için trabzan çıkarttım. 1, 2 zincir çekip son battığım yerden batıp 10 tane trabzan öreceğim. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımı ördüm 1 2 zincir çektim ve tekrar son yere batırıp şurayı göstermedim şöyle yabancı arkadaşlarımız için ve yine son battığım yerden batıp 10 tane tırabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 4 tane zincir fazla çekmişim. Dursun. Bunu sonra halledeceğiz. Kenar tığlarken. arkadaşlar mümkün olduğunca videoyu atlatmayın. Burada örneğimizin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bakın. Şimdi birinci trabzanın tepesine bir trabzan yapalım. Şöyle bu zincirimiz artık trabzanımız değil. Şu sondaki zinciri kullanacağım. Bundan sonra zincirleri kullanmayacağım. Şimdi bakın arkadaşlar, tepeye batırmayacağız. Şu ikili aldığımız yer var ya, oradan almayacağız. Bakın şurada tek gözüken var. Şimdi şu ikilinin altında bir de şurada tek gözüken ilmeğimiz var. Bakın şu şurada bu da burada. Şöyle. Buradan takıp bakın tek tel olarak bir trabzan öreceğim. İpimi aldım. Sıradakini arkadan o teli alarak öreceğim. Bakın arkadan batırdığımızda da bakın bu iki taneyi almayacağız. Altındaki tek tel gözüken yeri alacağız. Şöyle. Öne geldiğimizde bakın bir arkadan bir önden öreceğiz. Öne geldiğimizde zaten net gözüküyor. Bakın şu. Şunu üstten şöyle alıp bir trabzan yapacağız. Şimdi bakın arkadan aldığımızı da bakın arkadan tek telini yine bu ikili üstte duracak. Şöyle bakın. Önden aldığımızda zaten gözüküyor. Bakın burada bir trabzan yaptım. Arkadan aldığımızı da bakın zaten şöyle arkadan iki tarafı tığın üzerine alıp alttan boşluktan taktığınızda arkadakini de örmüş olursunuz. Önden ve bakın arkadan hiç bakmıyorum bile şöyle taktığımda tığ burada o teki görüyor. Bakın şurada bir tane tek ilmek var. Şöyle aldım ve önden bunu aldım. Artış noktalarımızın içine bakın buralara bir trabzan bir zincir bakın bir zincir de çekebilirsiniz. Şu delikler biraz daha küçük olur. Ve boşluğun içine yine bir trabzan. Ve burada başlayacağız şimdi. Bakın. Burada önden gözükeni önden. Şöyle aldım. Tekrar tığımı arkadan taktım ve ördüm. Bir iki defa yaptığınızda zaten gözünüz alışacak ve pıtır pıtır öreceksiniz. Yani çok kolay bir model değil. Ama el alışınca o batılacak yerler daha pratik bir şekilde gözüküyor. Her artış noktasının içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapacağız. Bakın burada arkaya denk geldi. Aldım. Şöyle. O kadar güzel duracak ki şişte örseniz bu kadar güzel durmazdı. Öyle diyeyim. Yepyeni bir model bu. Şimdi zincirin içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Ve yine bakın önden başladım almaya. Arkadakini arkadan taktım aldım. Öndekini önden. ve öbür iki yerde de aynı işlemi yapıp sona kadar ilerleyeceğiz. Sona geldiğimizde bakın burada şu sizi yanıltmasın. Şimdi burada iki tane var. Bakın arkadan olanı aldım. Şu önden aldım. Şöyle sayı sayın isterseniz. Bakın bir tane artırmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane olması gerekiyor. Ve bu da sonuncu kullanacağımız dediğimiz zincirimiz. Şöyle 1-2 zincir çekerek çevirdim. Ve yine bakın bu birinci trabzanı yaptım. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi bir çukurda bir de yukarıda gözüküyor. Bakın bir çukurda bir tane yukarıda gözüken. Şimdi burada çukurda gözükeni Önden takıp alacağız. Bakın şu önde. Yukarıda gözükeni, bakın yukarıda gözükeni arkadan takıp alacağız. Çukurda gözükeni önden takıp alacağız. Yukarıda gözükeni arkadan takıp alacağız. Çukurda gözükeni önden Arkada bakın. Çukurda gözükenler önden şöyle alıyorduk pardon. Arkada bakın. Şu yüksekte görüneni arkadan. Çukurda gözükeni önden. Yukarıda gözükeni arkadan. ve bir tane artış yaptım zincirin içine bir zincir çektim bir artış daha yaptım şimdi baktığımızda bakın şu yukarıda gözüken bu çukurda çukurda gözükeni önden alıp yukarıda gözükeni arkadan takıp alalım bakın çukurda gözükeni önden yukarıda gözükeni arkadan ve örneğimiz bu kadar hep bunu yapacağız. Sadece sıralamayı şaşırmayın. Çukurda gözükenleri önden alacağız. Yukarıda gözükenleri arkadan takıp alacağız. Böyle bakın. İnci gibi gözükmeye başladı. Çok güzel görünüyor. Şöyle. Ve şimdi bakın. Çukurda gözükeni üstten taktım aldım bir artış yaptım zincirimin içine bir zincir bir artış daha hemen şöyle baktım bakın bu çukurda gözüken üstten takıp ördüm yukarıda duranı arkadan önde videoyu atlatmadan buraya kadar izlediyseniz gerisini yapabilirsiniz. Aynı bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlarım, toplamda 8 sıra ördüm. Bakın burada bir detayımız var. Örneğimizi şöyle bir göstereyim mi? Bakın. Çok güzel. Şahane duran bir model oldu. Ezanımız bitsin devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bu ipimiz burada duracak. Öbür ipimizden bir uç çıkartalım ve 8 sıra ördükten sonra bakın buradan geleceğim için şu arka kısımda sadece arkada bakın arka olarak yaptığımız yerde hemen artış noktasının içine ipimi aldım. Şöyle. 1 2 3 zincir çektim. Ve burada şimdi örneğimizi aynı şekilde devam ettirelim. Ta ki öbür artış noktasına kadar. Arka sırada 2 sıra ekstra çıkartacağız. Ve göreceksiniz ki şahane duracak. Yabancı bir kanaldan gördüm. Ve bu hırkalarımızı bu şekilde yaptım. Çok güzel durdu. Yaka şahane durdu. Hani normalde giydiğinde arkaya çeker ya örgü. Bu şekilde çekmiyor. İki sıra öreceğiz. artış noktasına kadar geldiğimde buraya bir tane trabzan yaptım. Bakın gol ve ön burada duruyor. Bir iki zincir çekip örgümü geri çevirdim. Ve yine hemen birinci trabzanımı ördüm. Bakın ikinci sıraya başladım. Ve yine örneğimi gözüktüğü gibi örerek bu sıramı da tamamlayacağım. Öyle. iki sıra örmüş olacağız burada. Şu şekilde bakın bir çıkıntı oluşturduk. Şimdi sırayı tamamlayalım. Bitişe geldiğimizde bakın burada bir tane bir de şu zincire batarak bir trabzan yaptım. Buraya bir zincir iki zincir çekerek ipimi kestim bu kadar. Bakın bıraktık bu ipimizi. Burada şöyle bir çıkıntı oluşturduk. Bakın. Ve yine aynı örneğime alıp döndüm ve artış noktama kadar yine birebir örüp geleceğim. Buralar düz yerler arkadaşlar. böyle Buraya kadar toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 trabzana ulaştık. 10 ile başlamıştık. 17 olduk. Şimdi bu zincirimin içine bakın buraya bir iki tane trabzan yaptım bir iki üç tane zincir çektim bakın kolu bıraktım bu yaptığımız çıkıntının bakın buraya geldim şöyle burayı böylece bıraktım ve buraya hemen uca bir trabzan yaptım ve örneğimi şimdi gidişatına göre devam ettireceğim. Bu. Şimdi aşağı yine burada bir sıra ördükten sonra artışlar yapacağız. O yüzden mümkün olduğunca videoyu atlatmayın. Evet hepsini ördüm ve geldim 1 2 3 zincir çektim buraları bıraktım ve kolun artış noktasına geldim bakın buraya iki tane trabzan 1 2 ve yine örneğimi gidişine göre devam ettireceğim ve sırayı tamamlayacağım ördüm ve koltuk altına kadar tekrar geldim. Şimdi burada yaptığımız 3 zincirden 3 tırabzan çıkartalım. 1 2 Şu da 3. 3 üç tane zincirden 3 tane tırabzanımı çıkarttım. Şimdi gidişe göre yine bakın başladım öbür koltuk altında da aynı işlemi yapacağım örelim oraya kadar yine bak sadece bu İkinci koltuk altımızda da aynı işlemi yapalım 3 tane zincirden 3 tane trabzan çıkartalım bir iki ve 3. Şimdi burada bakmamız gerekiyor. Şimdi bakın bu çukurda, bu üstte, bu çukurda, bu üstte. Hemen şuradan örneğimi devam ettireceğim. Artırma yapmıştık ya orada Heh. Şöyle ve sıramı tamamlayacağım sonra işaretler atacağız şimdi öreyim burayı Evet arkadaşlarım şimdi sıramızı tamamladık bakın bu yaka bu kolu böyle yaptığımız için arkayı şöyle göstereyim bakın otomatikman hemen kendiliğinden düşüyor ve şimdi şöyle açalım ve bakın öndeyim önde tam ortaya bir işaret atalım. Şöyle. Koltuk altına doğru gelelim. Ve bakın. Burada artış yaptık ya. Arada dört tane kalacak şekilde atın. Şöyle bakın. Arkaya geldim. Arkayı da şöyle yapın. Ortalayın. Burada ortaya gelecek şekilde. Bir artış da burada. Tekrar gollara geldim. Bakın. Şöyle göstereyim. Ve burada da önde tam ortaya bir tane daha. Şöyle sayılı değil arkadaşlar. Çünkü göz kararı bakın. Şurada koltuk altında böyle. Şimdi böyle. Buralarda artış yapacağız. Sadece tek sefere mahsus. Şimdi iki tane zincirimi çektim. Ve hangi Örneği gidiş hatına göre gidiyorum. Bakın şimdi. şimdi. Önce üstten bakın çukurdakindeymişim. Buradan bir tane aldım. Tekrar şöyle arkaya doğru çevirdim. Buradan da bir tane aldım. Ve tekrar çukurdakinden bir tane daha aldım. Toplamda iki tane artırmış olduk. Burada bir ilmeğin üzerinden iki tane artırdım. Şimdi bakın örneğe gidişine göre götüreceğiz. Şimdi koltuk altına attığıma geleceğim. Şöyle arkadan aldım. Bakın yine çukurdakine denk getirdim çukurdan önce bir tane aldım çevirdim Bakın, arkadan taktım şuradan bir tane daha aldım ve çukurdakinden aldım bura üstten devam edecek bakın bir üstten aldım alttan aldım bunu da üstten aldım. Burada artış yaptık ya. Ona göre düzenlemesini de yaparak geçeceğiz. Bakın. Burada da bir işaretim var. Önce çukurdan bir tane aldım. Arkadan taktım bir tane. Önden taktım bir tane. Ve böyle arkadaşlarım. Artışlarımız da bu şekilde. Şimdi öbürlerinde de hem örneğinizi düzgün ayarlayın hem de bu şekilde yaparak devam edin. Evet arkadaşlarım. 7 yerde artış yaptık. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bundan sonrasını dümdüz aşağıya doğru örerek büyüteceğiz. Ayraç almaktan e, usandım ve bunları deniyorum şimdi de. Ötekiler çok çabuk kırılıyor. Bunlar biraz idare edecek gibi duruyor arkadaşlar. Tercih ederseniz eğer göstereyim. Bundan sonrasını dümdüz öreceğiz. Sadece örneklerimizi yaparak ilerleyeceğiz. Bu büyüklük çok ideal bir büyüklük. Kenarlarında gidince dümdüz çıkartacağız. Hadi bakalım. Şimdi örelim ve gelelim. Evet arkadaşlarım Hırkamın boyu şu alt kısmı bakın bir karış şey yakın yaptım. Toplamda ölçtüğümüzde hırkamızın boyu 30 santim. İstediğiniz kadar burayı uzatabilirsiniz boyunu. Şöyle göstereyim. Şimdi burada bakın ön yüzdeyim. Ön yüz olarak belirlediğim yerde etek ucunu bitirmeyi göstereceğim. bir zincir çektim mi döndürdüm bakın birinciye bir sık iğne yaptım örneğimizin aynısını yapacağız yalnız sık iğne olarak arkadan aldım bakın önden aldım trabzan değil de sık iğne yaparak bu sıramızı da tamamlayacağız. Böyle bakın. Sona geldiğimde ipimi kestim. Ve arkadaşlar şimdi kola başlayacağız. Önce ipimi tığımla birleştirdim. Bakın. Tam ortada bakın. Burada 3 tane artırmıştık ikinciye ipimi aldım 1 2 3 zincir çektim hemen önündekine bir tane trabzan yaptım bakın şimdi burada düz trabzanı gördüğüm yere iki tane ve şimdi örneğin gelişine göre pardon örneğimizin öbür yüzünden devam edeceğiz. Hemen şöyle örnekte örneğimizi aynı şekilde götürebilmek için arkalı önlü öreceğiz. Yani iç yüzden devam edeceğim. Bakın örneğin gidişine göre yapacağız. Yine buraya bir tane Bakın burada 3 tane trabzanlı sıra gözüküyor. 1, 2, 3. Şimdi her birinden ikişer tane trabzan çıkartalım. Böyle. İki buradan. Şimdi iki tane de öbüründen. Bakın. Ve buraya geldim şimdi. Bakın burada trabzanlarımızı göreceğiz. Gözüktüğü gibi bakın örneğimizi tekrar kurarak ilerleyeceğiz burada. Burada örnek var çünkü. Böyle çevirerek öreceğiz. Tek yönlü denedim olmuyor. Örnek aynı şekilde düşmüyor oluyor ama yani fark oluyor arada. O yüzden çevireceğiz. Şimdi geldiğimizde şimdi burada da bakın bir trabzan sırası gibi gözüküyor. Bunun da içine iki tane bir tane de buraya bakın şöyle ve hemen ilk trabzanın üzerine şu şekilde birleştirdim. 1, bir, 2, 3 zincir çektim ve örgümü çevirdim. Şimdi burada trabzanlar çıkarttığımız için şöyle bakın örneğin gidişine bakalım şimdi. Şu üstten alttan alttan bu da üstten. Bakın ayarladım. Yine trabzanı aldım. Örneğimi devamını getirdim. Bakın. ve öbür taraftaki trabzanlara kadar geleceğim. Buraya kadar geldiğimizde bakın burası düz. Şimdi örneğin gidişine göre burayı yapacağız. Bakın. Şu alttan aldım. Örneğinizi takip edin. Şu üstten. Şu alttan. Üstten. şurada bir tane daha var altta. Bakın şimdi yine birleştirdim. 2-3 bir, çevirdim. Ve şu zincir bakın buranın zinciri bu. Ve yine devam. Şimdi arkadaşlar kol genişliğine bakın. Azaltmak isterseniz biraz ördükten sonra azaltmalar yapabilirsiniz. Ya da bu genişlikte indirebilirsiniz. Hani çok da geniş bir gol değil. Dar da değil. Yani ideal bir gol ölçüsü. Ama biraz daha daraltmak isterseniz daraltabilirsiniz. Göstereceğim şimdi azaltmayı da. Şimdi bitişe doğru gidelim. Bakın eksiltirken son iki tane şöyle alttan almalı örneğin bakın aldım ikisini çektim birini bıraktım sıradakini aldım ikisini çektim ve topladım ve geldim bakın yine aynı şekilde birleştirdim bu şekilde azaltma yapabilirsiniz ve buradan tekrar başladık. Böyle. Bu şekilde hem burada bir açıklık oluşmuyor hem de düzgün bir şekilde azalmış oluyor. Ve kolumuzu örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, kolunu da 16 örnek sırası yaptım ve etek ucundaki gibi tığlayarak bitirdim. Burada yaptığımın aynısını yaptım. Şimdi yakaya başlayacağız. Bakın. Örgümüzün düz yüzü olarak belirlediğimiz yerden bakın şöyle şimdi tam bu kenardan ipimizi alalım. bir iki iki tane zincirimi çektim ve bakın şimdi bu araba boşluklar var ya şu aradaki boşluklar yarım trabzanlar yaparak ilerleyeceğim böyle artış noktamıza gelene kadar Bakın şimdi burada artış noktamız var ya. Şöyle. Bir tane olan. Bu bir taneyi atladım. Arada bakın iki taneyi bıraktım. Buraya atladım. Ara boşluklara batarak Bakın burada yine aynısını yapacağız. Şöyle bakın bu bir tane burada şu ikili artırmam. İkisini de bıraktım. Ve buraya girdim. Bakın onu arada bıraktım. Ve yakamın sonuna kadar böyle ilerleyeceğim. Sırayı tamamladığımda iki zincir çekip örgümü geri çevirdim. Ve şimdi birebir batarak trabzanlar yapacağım. böyle hepsine birebir batalım ve bu sırayı da böyle tamamlayalım böyle bir zincir çekerek örgümü çevirdim ve şimdi burada yine bakın sık iğne yaparak bu son sıramız sona kadar sık iğnelerle ilerleyeceğim. Böyle. Bu şekilde. Yakamızın sonuna geldiğimizde şimdi burada ön biye'ye geçeceğiz. Yani ipimizi kopartmayacağız. Bir zincir çektim ve bakın hemen dipten başladım. Şimdi burada trabzanlı sıramız var. Buradan iki tane sık iğne çıkarttım. Bakın, şöyle. Her trabzan sırasından iki sık iğne çıkartacağım. Baktınız büzüyor, iki sık iğne az geliyor. Mesela iki tane iki bir tane yere üç bata düzeltebilirsiniz. Şurada el ölçünüzü çıkartın. Şöyle Bakın bakarak gidiyorum. Gayet iyi gidiyor. Büzme olmadı. Şöyle bakın. Etek ucuna kadar ilerleyeceğim. Sona geldiğimizde burada bakın bir de sık iğne sıramız vardı. Oradan da bir tane çıkartalım. Bir zincir çektim ve çevirdim. Şimdi arkadaşlar yukarıya doğru yine bir sıra aşağıya geleceğim. Bir sıra daha toplam 3 sıra yaptıktan sonra düğme deliği yapacağım burada. Şimdi bu ikinci sıramız. Üçüncü sırayı da aynı şekilde örelim. arkadaşlar 4 sıra ördüm bakın tam yakadayım şurada uçta 4 sırayla buraya kadar geldim bir zincir çektim şimdi burada yapacağım düğme deliklerini öyle daha kolay olacak bir iki sık iğnemi ördüm iki tane zincir çektim bir iki atlayıp üçüncüye başlayacağım eğer ki minik bebek düğmelerinden dikecekseniz bir zincir, bir atlayıp ikinciye batabilirsiniz. Şöyle biraz daha büyük bir boy düğme dikeceğim derseniz bu şekilde ideal bir düğme deliği olur. Arada 7 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 2 zincir 1 2 atlayıp 3. den 7 tane sık iğne yapacağım arada 2 3 4 5 6 7 2 zincir 2 atladım 3. yapabildiğiniz kadar düğme deliği yapın isterseniz 3 isterseniz 4 kaçlı düğme deliği yapmak isterseniz o boyda yapın. Arada 7 tane sık iğne bırakalım. 3 düğme de dikebilirsiniz. Boydan boya da düğmeli de yapabilirsiniz. Şimdi aşağıya kadar ineceğim. En uca kadar geldim. Bakın bir tane de benim burada oldu. Bir zincir çektim ve çevirdim. Bakın, sık iğnelerin üzeri, sık iğne zincirin içine iki tane, bir, iki. Eğer bir bıraktıysanız bir yapacaksınız. Aradaki yedi taneyi öreceğim. Ve yine zincirin içine iki tane. ve bu sıramı böyle tamamlayacağım. Bunun üzerine iki sıra daha ördükten sonra devam edeceğim. Bakın bunu ördük. iki sıra daha örelim. Evet arkadaşlar bakın. Düğme deliğinden sonra 3 sıra ördüm. Ve şimdi ipimi aşağıya doğru kaydırma yaparak götüreceğim. Bakın ipimi aldım içinden geçirdim sık iğne yapar gibi batırdım içinden geçirdim böyle çok sıkmayın yani gidiş atı bozmayın böyle bakın hepsine tek tek batıp aşağıya doğru indireceğim. Şöyle. Bakın iki taraftan da aynı gözüktü. Evet arkadaşlar ikinci bandımı da ördüm ve düğmelerimi de diktim. Bakın böyle. Şimdi bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ya da şimdi göstermeye başlayacağım. Kapşonlu bir şekilde de kullanabilirsiniz. Önce ipimle tığımı birleştireceğim. Bundan sonra sadece isteğinize bağlı. Bakın arkadaşlarım şimdi şurayı hatta açalım. Burada bakın Şimdi burada yakamızın başlangıç yeri vardı. Üzerine bir yalancı trabzan, bir trabzan, bir sık iğne yapmıştık. Bakın. İlk başlangıç sıramız aralara battığımız yer. Şimdi buradan bir yeden bakın. Şu birinciyi bırakacağız. Şu birinciyi. İkincinin hizası bakın. Şurası. Alttaki trabzandan alacağız. Bakın. Şurası var ya. Şöyle katlayacağım yaparken de. Bakın birinci delik burada. Şöyle katladığımızda. Bakın. Şimdi bu birinci trabzandan önce bir ipimi bağlayacağım. Bir, iki zincir çektim. Ve bakın arkadaşlarım tekrar göstereyim. Şu ilk deliğimizin olduğu sıra bakın. Bir de altındaki. Şöyle ikisini katlayın. Ve bu aralardan trabzanlar çıkartacağız. Bakın. Her trabzanın aradan bir tane. her trabzan sırasına bakın şurayı gördünüz mü? Şöyle. Şimdi oldu ki bunu da zorlandınız yapamıyorsunuz. Tekrar göstereceğim. Başka bir şekilde daha göstereyim. Bakın bunda böyle duruyor. Geriye doğru yatacak bir şekilde durması gerekiyor. Oldu ki zorlandınız. Yapamıyorsunuz. Şimdi hemen bakın başlangıca geri geldim. Şimdi bu katladığımız sıra şu trabzanımızı aldığımız sıra var ya bakın buradan alın. Şu trabzanlardan alın ilmeklerinizi. Böyle. Bakın. Her trabzandan bir ilmek alın. Şu şekilde. Böyle de bakın. Şöyle duruyor. Devam edelim. Böyle devam edelim. Sökmeyeceğim. Öbürlerini ben öyle yapmamıştım. Bakın. Şimdi bir alt sıradayız. Şurayı gördünüz mü? Bakın deliğimizin olduğu yer. Ve bu bunun altındaki sıradayım ben. Tekrar bakın. Tüm trabzanlardan birebir bir ilmek çıkartıyorum. Böyle. Hepsinden birebir alarak sırayı sona götüreceğiz. Yine sonda bir trabzan bırakacağız. Yani örgümüze başladığımızdaki ikinci sıramızdayız. Oradan ilmekleri alıyoruz. Böyle. Bakın. Böyle de güzel oldu. Öbür türlü boşuna uğraşmışım. Gayet de iyi durdu. Ve şimdi tamamlayacağım burayı. Bakın. Yanlış batmışım. Hemen gördüm. Evet arkadaşlarım. Bakın. Tamamladım gördüğünüz gibi. Şimdi burada 5 noktada artış yapacağız. Şöyle göstereyim. Bakın omuzların olduğu yer. Şurada bakın artış noktalarımız var. Yine buradaki omuzdaki olan yerler. Şuradan hemen şu iğnelerimden bakın. Mesela şuradan artış yapacağız. Şuradan artış yapacağız. Aynı buradakinde de aynı yerlerden Bakın, böyle artışlar yapacağız. Bir tane de tam ortadan. Şöyle. Bu şekilde. Gönderdim. iki zincir çektim. Şimdi bu baştakine de çift batarak bir tane de buradan artış yapacağım bakın. 1 2 Ve örneğimizi de kurmaya başlayacağız burada. Hemen bakın örnek kurulumuna geçelim. Şimdi artış yapmayı zaten biliyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle üstten aldığımda artışı yapacağım. Şunu bir çıkartayım şimdi. Bakın önce üstten bir aldım. Dönderdim. Arkadan bir aldım. Tekrar önden bir aldım. Şimdi arkadan örneklerimi kurarak devam edeceğim. Artışları da biliyoruz arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar gidelim. Sonda yine bir tane daha artırmış olacağız. Sona geldiğimde bakın burada bir iki tane aynı yere batarak artırdım. İki zincirimi çektim ve çevirdim. Bundan sonrasını arkadaşlar düz olarak devam edeceğiz. Sadece şu başta yine başta ve sonda iki tane artıralım. Şöyle bakalım örneğimizin gidişatına göre devam edelim. Böyle. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız yine sonda iki tane artıracağız ve öbür sıramıza başlayacağız Evet arkadaşlar 3 sıra ördüm 1 2 3 bundan sonra dümdüz öreceğiz artışımız yok bu genişlik gayet güzel bir genişlik oluyor ve boyunu uzatacağız sonra tekrar devam edeceğiz şimdi örelim boyunu uzatalım aynı şekilde örneklerimizi örerek ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlarım bakın. Başladığım yerden buraya kadar 20 santimlik bir ölçüye ulaştım. Şurası 20 santim. Bakın şöyle göstereyim yabancı arkadaşlarımız için de. Şöyle bakın 20 santim boya gelene kadar ördüm. Şimdi kapatma işlemine başlayacağız. Yine örneğimizi devam ettireceğiz. Baştan 10 tanesini örelim. Yine aynı şekilde örneğimizi yaparak örelim. 3 bakın 1-2-3-4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi bundan sonrakileri çift çift alacağız. Bakın. Şimdi arkadan bunu taktım. Arkadaki örnekleyeyim çünkü. Şöyle. Aldım ipimi. Yarım aldım. Tekrar öndekine geldim. Aldım ipimi. Yarım aldım. Ve topladım. Bakın. Arkadakini aldım. Yarım aldım. İpimi aldım. Öndekini aldım ve bunu da yarım aldım ve topladım. Arkadaki yarım, öndeki yarım ve topladım. Sonda 10 tane kalana kadar bu işlemi yaptım. Bundan sonra bir sıra daha böyle azaltma yapacağız. Bu şekilde. Şimdi son 10 tane kalana kadar devam. Sona geldiğimde bakın. Şimdi şurada 11 kaldı. 11 ile devam edeceğim. Örneği de yapmadan ne güzel gittim. Şimdi bir tane daha eksiltirsem öbür tarafla eşitliğini bozacağım. O yüzden şimdi buradan giderken o dengeyi sağlamış olacağım. Sizin de 11 kaldıysa bu şekilde yapın. Bir tane 11 fazla dursun. Şimdi buradan geriye giderken orada alacağız o bir taneyi şöyle Bakın İki. Yine 10 tane örelim Ondan sonra eksiltmeye başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane yaptım ve yine başlayacağım şimdi bak eksiltmeye son 10 tanem yine kalana kadar böyle bu şekilde bakın Evet arkadaşlar. Sona kadar geldim. Bakın şimdi örgümün düz yüzü burası. Ters yüzü üste gelecek şekilde katladım. Şöyle bakın. Burası bizim örgümüzün ters yüzü. Bakın yaka içte kalmıştı. Şimdi şöyle tutun. Şurayı bırakıp baştakinden Tığımızı takalım ve bu ilmeği buradan bu tarafa geçirelim. Ve bakın. Her şeyden trabzandan alacağız. Şöyle içinden geçirelim. Bakın. Ön piyeleri tığladığımız gibi. Ha, dikmek isterseniz de dikebilirsiniz. Burayı çok sert geçmeyin. Böyle dikmek isteyen de dikebilir. Sona kadar gideceğim bu şekilde. Hepsini teker teker alacağım. Şimdi burada ipimi kesip ipimi kestim ve aldım içeriye. Burada ipimizi birkaç kere sağlamlayarak kaybedelim. bir iğne yardımıyla da yaparsanız daha iyi olur. Bakın şöyle tam kafa yeri oldu. Şimdi tekrar ipimi aldım. Bakın yakayı şapkamızı bakın önden şu ön kısmını tığlayacağız. Başladığım yerden bakın ilk batırdığım yerden yine ipimi aldım ve buradan geçirdim. Şimdi arkadaşlar her trabzan sırasına iki tane sık iğne gelecek şekilde tığlayalım. böyle her sıraya iki tane getireceğim böyle ta ki öbür uca kadar sırayı tamamladım 1 2 zincir çektim ve şimdi trabzan yapmaya başlayacağız iki sıra trabzan üstüne de bir sıra sık iğne sırası yapacağız Bakın birinci sıra, ikinci sırada trabzan, üçüncü sırada sık iğne yaparak tekrar geleceğim. Evet arkadaşlarım örme kısmı bitti. İpimi biraz uzun keseceğim. Bu burada bununla dikeceğim. Bakın şöyle. Buraya bir tünel oluşturacağız. Önce şu iğneme ipimi takayım. Bakın şimdi şura yine iç doğru katlayarak yapacağız. Bakın tam şu trabzan sırası var ya iki trabzan sırası. Şöyle ortalayın. Şöyle tutturacağım. Bakın. Buradan da aynı şekilde. Böyle hizalayarak isterseniz bir kaba atıp da yapabilirsiniz. Şöyle tam yerinde katlayıp şunlar çok işime yaradı benim. Bir de şuradan atarsak eğer bizim işimiz olur gibi daha da atabiliriz. Şimdi nereden dikeceğiz? Bu sık iğne ilk birinci sık iğne sıramızın olduğu yerden şöyle buradan bakın çapraz dikişler atarak dikeceğim. Şöyle çok germeden bakın ipi biraz uzun yapmışım herhalde. İlk sık iğne sırasından tutturarak alt tarafından böyle dikeceğiz. Çok çekmeyin. Hani böyle aşırı sıkı olmasın burası. Bakın rahat bırakın şöyle. Yani burada bir esneme payı yine kalsın. Suna kadar bu şekilde dikerek ilerleyeceğim. Böyle. Evet arkadaşlar. Bitti. Sonunda bitirebildik. İpimi iki kat yapıp bakın şöyle zincirler çektim. İkisi de bakın şapkaya takacağımı bir tık daha uzun çekerek yaptım. Şöyle şuradan şimdi takalım ve tünelimizden geçirelim. Bakın burada arada bir tünel oluşturduk. Şöyle gördüğünüz gibi buradan öbür uca kadar bunu takacağım. bu bağcığımı da yakanın içindeki yaptığımız trabzanlı yere takacağım bakın şöyle tek tek hani yalancı trabzan trabzan ve sık iğne yapmıştık o trabzan olan yerin içinden de bunu geçireceğiz şöyle bir bakalım arkadaşlar bakın Allah'ım bu çok şeker çok güzel, çok cici bir hırka oldu teyze hoşları. Şöyle göstereyim. Bakın örneğimiz yaptığınızda göreceksiniz. Burada bir şekilde tam net göstermiyor örneği. Yumuşacık, fosur fosur bir hırka modeli. Uçlarına boncuk takabilirsiniz, pompon yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi uçları değerlendirebilirsiniz. Ben de boncuk kalmamış. O yüzden başka bir şey yapacağım. Şöyle bakın şapkamızda bu. Allah'ım bu çok tatlı bir şey. Tam sevmelik oldu ve benim anlatacaklarım da bitti. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.